Sevgili izleyenler, Aklım Sevim'in 3. bölümüne de hoş geldiniz. Profesör Doktor Işın Baral Kulaksızoğlu ile birlikte konuşuyoruz. Bugün yaşlılık döneminden bahsediyoruz. Korkularının türlerinden, belirtileri ve nedenlerinden, bir sonraki bölümde de tedavilerden bahsedeceğiz Işın Hanım'la birlikte. Tekrar tam ben isminizi söylemek istiyorum, içim rahat etmiyor. Işın Baral Kulaksızoğlu diye. Yazamadık ya, içime dert oldu. Estağfurullah, estağfurullah. İsterseniz şimdi korkuların genel belirtilerine bir bakalım. Arkadaşlardan da rica ediyorum barkodumuza versinler. Sürekli bir kaygı halinin olması, gelecekten beklentilerinin kesilmesi, aslında bunlar genel şeyler. Yalnız kalmaktan aşırı derecede endişe duymak, kin ve suçluluk hissetmek. Sizin düzeltmek istediğiniz şeyler varsa buyurun. Kin belki kin değil, o biraz haset. Yani başkaları yapabiliyor da ben niye yapamıyorum gibi biraz. O kin değildi. Mesela başkaları rahat rahat yürüyor da ben niye yürüyemiyorum, çıkamıyorum, yapamıyorum gibi. Belki korkularda önemli bir şey kaçınmadır. O korkuyla karşılaşacağınız şeylerden kaçınmak. Mesela hastalık bulaşır diye dışarı çıkmamak, arkadaşlarınıza gitmemek, düşerim diye dışarı çıkmamak, arkadaşlarınıza gitmemek ya da başıma bir şey gelir diye seyahate çıkmamak. Hastane gideceği bir yerde önce hastane nerede, bizim kalacağımız otel hastaneye yakın mı gibi sürekli bir tedbirler almak ve sürekli o başına gelecek şey için mesela bastona ihtiyacı yok ama gene de bastonla dolaşmak ya da böyle bir uzun saplı şemsiyeyle dolaşmak. Sürekli çantasında bir sürü ilaç bulundurmak gibi. Hem gereksiz tedbirler almak, hem hayatını o korkulara göre düzenlemek, hem de o korkularla yüzleşmekten çok ciddi bir kaçınma. Ve bütün bunların sonucunda da yaşam kalitesinde ciddi bir bozulma. Hayatı keyifli yaşayamama yani. Evet. Hayatta çok ciddi bir kısıtlılık ama bu kısıtlılıktan da bir şekilde dışarı çıkamama, bir kısır döngü. Hem hayatı kötü yaşıyor hem de düzeltemiyor. Bizim önerimiz ise ha cesaret, ha gayret, bir yerde bir adım at, bunun içinden çıkılır. Peki bu kini biraz açalım isterseniz. Yaşımız ilerleyince daha mı agresif oluyoruz acaba? Yaşımız ilerleyince daha agresif olmuyoruz ama şöyle, yani 60'lı yaşlara geldiğimizde 20'li yaşlardaki beyin hücrelerimizin neredeyse 1/5'ini falan kaybetmiş oluyoruz. Yani beyin fonksiyonlarını çok daha az sayıda hücreyle idare ettiriyoruz. Ve özellikle ölen hücreler beynin ön tarafındaki hücreler. Ve zihni esneklik denilen özelliğimizi çok kaybediyoruz. Onun için daha katı oluyoruz. Daha sabit fikirli oluyoruz. O yüzden. Ve set değiştirme özelliğimiz, yani esneklik özelliğimiz çok azalıyor. O yüzden de bir yaşlıya bir konuda hadi yapıverelim dediğinizde yaşlı hadi davranamıyor. İlla ona uzun uzun anlatmanız ve onun iyice kavraması gerek. Ya da bütün problemleri zaten yıllardır bildiği şekilde çözmeye çalışıyor. Bu zihni esneklik kaybı nedeniyle. Bu bazen katılık ya da asabilik gibi de algılanabiliyor gençler evet. tarafından. Çünkü gençler o sırada çok esnek, çok kıvrak bir zihne sahip. Ama karşıdakinin zihni o kadar esnek ve kıvrak değil. Gene zihin en önemli görev olarak içinde yaşadığı metabolizmayı ya da insanı var etme görevini de üstleniyor çok kabaca. Yani bu bedeni ben taşımalıyım, bu bedeni her türlü tehlikeden korumalıyım. Hani en basit var olma mantığımız yiyelim, içelim ve üreyelim. Hani var olalım. Var olmak için şüpheci olmak lazım. Şüpheci olmasaydık zaten dinozorlar bizi yerdi. Zaten insan nesli de olmazdı. Ama şüphecilik bizi biraz var ediyor. Yaşlandığımızda esneklik azaldığı için, hücreler azaldığı için şüphecilik de artıyor. Yaşlılar o yüzden çok şüphecidir mesela. Çabuk malım mı çalındı, param mı çalındı, bu niye böyle dedi. Çabuk alınırlar. Yan baktı, düz baktı, gelin böyle dedi, oğlum şöyle dedi, kocam böyle dedi. Çabuk alınırlar, çabuk şüphelenirler ve zihni esneklikleri biraz daha azdır yaşlıların. Korkuya kapılmaları da o yüzden biraz daha çabuk olur. Var olma kaygısı nedeniyle. Ve tabii yaşlılığın aslında en büyük korkusu ölüm korkusudur. Evet. Ölmeye yaklaşmak. Bu çok hakikaten insanı çok sarsan bir korkudur. Yok olacaksınız. Bütün ömrünüz boyunca var oldunuz ve yok olacaksınız.
Eğer çok yoğun dini inançlarınız varsa yok olmayacaksınız, cennete gideceksiniz, cehenneme gideceksiniz. Bir şekilde en sonunda cennete gideceksiniz. O belki sizi birazcık rahatlatabilir. Çok yoğun bir ateistseniz, materyal hayatımı doldurdum diye bir rahatlık içinde de olabilirsiniz. Ama insanların büyük bir çoğunluğu bu iki uçta değil, arada bir yerlerdedir. O yüzden de o arada bir yerlerdeki insanlar için ölüm gerçekten çok büyük bir korku yaratır. Yüzleşmesi zor bir şey. Bazı insanlar o ölümle korkuyu, ölümle sık yüzleşip ölümü sürekli yenerek yaşarlar. Tehlikeli sporlara merak salan, işte bungee jumping'di veya planörle atlamaydı falan gibi tehlikeli sporları, belki bunlar tehlikeli diyenler olabilir, değil diyenler olabilir ama bence tehlikeli sporları özellikle yapmak isteyen, özellikle adrenalin deşarjını sürekli yaşayan insanlar, onlar sürekli ölümü meydan okuyarak, bak gene ölüm beni bulmadı diyerek bilinçaltında bir rahatlık yaşama peşindedirler. Evet. Bazı insanlar da ölümden o kadar korkarlar ki sürekli ateşlerini ölçerler, nabızlarını ölçerler, tansiyonlarına bakarlar deyince hemen film çektirmeye giderler. Sürekli doktora giderler, gereksiz tetkikler yaptırırlar. Böyle dosya dosya MR'ları, BT'leri vardır. Onlar da hastalıkları kontrol ederek, kendilerini kontrol ederek, çevrelerini temizleyerek ve çevrelerindeki mikropları kontrol etmeye çalışarak aslında ölümü kontrol etmeye çalışırlar. Ölüm onlara gelmesin diye. Yaşlılıkta hakikaten bu ölüm korkusu çok büyük zorluktur. Uyku problemleri yapar mesela yaşlılıkta ölüm korkusu. Uyurum da uykuda ölüveririm. Hele öyle bir deneyimi varsa, bir şey de duyduysa, bir arkadaşı yatmış gece uykusunda ölmüş. Hele böyle bir şey de duyduysa uyku problemleri olur. Yatarım, uyurum, uykuda ölürüm. Çünkü uykuda kontrolü yok. Sanki gündüz gelse az bir şey olacak. Ama hayır, böyle bir uyku problemine neden olabilir. Gittiğim yerlerde hastane olmazsa, bana gerekli ilk yardım yapamazlarsa, ben ölürsem diye seyahat etmeyebilirler. Hı hı. Bir de seyahatin aslında diğer ayağı da galiba dışarı çıkmak, en ufak yerlere bile ziyarette tuvaletini tutamama korkusu. Çiş kaçırma korkusu da başka bir problem. Bu nedenle evinden çıkamayan, ele güne rezil olurum, çişim gelir, tuvalet bulamam diyen pek çok yaşlı hasta maalesef oluyor. Burada hem ürologlara hem kadın doğum uzmanlarına çok iş düşüyor. Ne yapalım canım, o kadar olur, yaşlılıkta bu kadar kaçar, sen böyle idare et gibi cevaplar aslında yaşlıların yaşam kalitesini çok bozan cevaplar. Tabii rahatsızlıklarını gideren cevaplar tüm değil. Tüm meslektaşlarımı, özellikle yaşlıların bu tür problemlerinde birazcık daha yoğun ilgi göstermeye davet ediyorum. Çünkü çok duydukları bir cevap. Sen böyle idare et. Yani çok kötü bir şey. Evet, maalesef hakikaten çok zor şeyler. Özellikle eğitimli yaşlılar çiş probleminden büyük utanç duyuyorlar. Ve o yüzden de evden çıkmayı reddediyorlar. Yani oysa ki birçok tedavi yöntemi var pek aslında. Pek çok tedavi değil mi? Yöntemi var. Bu konuda pek çok tedavi yöntemi var. Özel tetkikler var. Yani idrar torbasından mı, beyinden mi, belden, ürodinami denilen özel bir tetkik yöntemi var. Yani bunlar yapılarak o çiş problemine bir şeyler yapılabilir. O zaman da o yaşlı o korkusunu yener ve dışarı çıkar. Yaşam kalitesi daha iyi olur. Tabii böyle çok korkularla önemli. Başka psikiyatrik hastalıklar da tetiklenebilir. Örneğin siz demanstan bahsettiniz, depresyondan bahsettiniz. Peki acaba bu korkuları o hastalıklar mı tetikler? O hastalıkları korkular mı? Nasıl bir ilişki vardır aralarında? Başka hangi hastalıklar tetiklenir? İkisi de bir olur. Mesela yaygın anksiyete bozukluğu diye bizim bir hastalığımız var. Sürekli kaygı durumu hastalığı. Eyvah, öyle mi olacak? Kötü bir şey mi başımıza gelecek? Öyle mi olur? Böyle mi olur diye. Sürekli kaygılı olma. Sürekli kaygılı olduğu için düşmekten de sürekli kaygılı olduğu için dışarı çıkmayabilir. Dışarı çıkmadıkça, evin içinde kaldıkça üzerine de depresyon eklenebilir. Mesela zincirleme. Yani bir psikiyatrik hastalık başka bir psikiyatrik hastalığa bu şekilde davetiye çıkarmış olabilir. Düşme tek başına bir altta yatan hastalığın ilk belirtisi olabilir. Bazı demanslar Parkinson hastalığı ve Parkinson hastalığına yol açabilecek bazı demanslar, bunama hastalıkları sık düşmeyle başlayabilir. Yani ben sık düşüyorum diye doktora gittiğinizde nöroloji ya da psikiyatri uzmanına o hastalıkları düşünür ve onunla ilgili muayeneler yapar. Yani bir ilk belirti de olabilir bazen bu korktuğunuz şeyler. Hastalık korkusu, takıntı hastalığı, obsesif kompulsif bozukluk.
Mesela bu hastalıkta acaba mikrop mu bulaştı? Burada mikrop mu var? Ben elimi bir daha yıkayayım ama yıkadım ama biraz daha mı var? Tekrar yıkayayım, orayı sileyim, burayı temizleyeyim. Mikrop vardı, yoktu, bulaştı, hasta oldum. Acaba karşımda Aysun şimdi böyle dururken bana mikrop bulaştırmış mıdır filan derken ortalık birbirine geçiyor. Yani hastalık korkusu aslında bir takıntı hastalığının bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Gene yaşam kalitesini çok bozuyor. Gene bu korkular ve içe kapanma bir Alzheimer hastalığının erken belirtisi olabilir. Ben dışarı çıkmak istemiyorum. Dışarı çıkmak beni rahatsız ediyor. Ne gerek var dışarı çıkmıyor? Ben evde mutluyum deyip gitgide böyle eve kendini kapayan, yakınları da eğer çok dikkatli değillerse evde mutluymuş annem, dışarı çıkmak istemiyormuş, iyi tamam o da öyle evde otursun derlerse çok yavaş ve sinsice gelişmekte olan bir Alzheimer hastalığını mesela gözden kaçırabilirler. Bazen beynin ön tarafında olan tümörler sebepsiz korkulara yol açabilir. Çok korkulu, kaygılı, durgun bir insan. Bilinen böyle bir hikayesi yok. Ama son 6 aydır bir haller oldu annemize, babamıza. Çok durgun, çok kaygılı, çok sıkıntılı, çok evhamlı. Sürekli bizi arıyor. İyi misiniz? Ne yaptınız? Vardınız mı? Geldiniz mi? Çocuklara bir şey mi oldu? Bir hal oldu anne. Bu beynin ön tarafında gelişmekte olan bir tümör nedeniyle de olabilir. Yani korkular canım bunlar basit korkulardır deyip geçiştirilmemeli. Mutlaka uzun sürüyorsa ki birkaç haftadan daha uzun sürüyorsa. Çünkü insan düşer birkaç haftada korkar ama sonra o korkuyu yener ve sokağa çıkar. Evet yani her koşulda bir uzmanın gözetiminden geçmeli. Birkaç haftadan geçmeli. Daha uzun süren korkular için bir uzmana danışmak lazım. Sizden öneriler isteyeceğim aileler için ve tedavileri mümkün müdür yaşlılık dönemi korkuları için onu da soracağım ama yine bizim ara vaktimiz var kısacık bir aradan sonra buradayız.